Pınar Rating, yaşamın renklerini müzikten modaya, aşktan sağlığa, gördüğün, duyduğun, hatta aklına gelen ne varsa anlatıyor, hissettiriyor. Birbirinden ilginç konular, ünlü konuklar, durum bildirimleri, sosyal medyada çok konuşulanlar, kahve ve çayının yanına eşlik eden şarkılar. Efsina'nın sunduğu Pınar Rating başlıyor. Etme, bu yoğurdu üflemem artık. Yerim ağzım yanarsa yansın. Boşuna nefes tüketme. Ne yolum yollarınıza düşsün, ne kolum siz gibileri sarsın. Layığınızı alayınız alsın. Boşuna nefes tüketme. Yorma ne olur ilerle. Kendi çalar, kendi oynar. Gönlüm atmaz bir kafese. Senin aklın sende kalsın. Boşuna nefes tüketme. Kendi çalar, kendi oynar. Gönlüm atmaz bir kafese. Senin aklın sende kalsın. Boşuna nefes tüketme. Kendime soygun yaparım, yok başka zararım. Geçer inşallah karın ağrım. Boşuna nefes tüketme. Neyim varsa ağzımdan gari. Ondan olamazlar mani. Allah akıl versin yani. Boşuna nefes tüketme. Timsahsınız, gözleriniz yaş. Laflarınız tıraş. Attığınız taşlar artık yarmıyor ki baş. Ürkmüyor bu kuş yani arkadaş. Boşuna nefes tüketme. Kendi çalar, kendi oynar. Gönlüm atmaz bir kafese. Senin aklın sende kalsın. Boşuna nefes tüketme. Kendi çalar, kendi oynar. Gönlüm atmaz bir kafese. Senin aklın sende kalsın. Boşuna nefes tüketme. Bak dün nasıldı hava, böyle griydi, işte yağışlıydı falandı filandı. Bugün güneşli, evet soğuk ama bir taraftan da o güneşi gördüğümüz için. Tabii bir de bugün hani baharın o müjdecisi, baharı müjdeleyen gün olduğu için de güneşi görmek iyi hissettiriyor, ne yalan söyleyeyim. Oh ya, oh şöyle ol yani. Dün neydi öyle? Sevgili dinleyicilerim, yazdığınız mesajları da hatırlayalım. Yani şöyle bir hatırlayalım. Of pof, sıkıldık, keşke bugün çalışmasaydık mesajlarından sonra bugün sanırım daha iyisinizdir diye tahmin ediyorum. Bugün ikinci saatinde sevgili Can Ozan bizimle beraber olacak. Son dönemin sevilen isimlerinden bir tanesi sevgili Can Ozan. Burada stüdyomuzda ağırlayacağımız isim. Siz nasılsınız? Neler yapmaktasınız? Her şey yolunda mıdır? İyi misiniz? Keyfiniz yerinde mi? Soralım hemen. Pınar'cığım selam selam selam. Saçların harika olmuş, saçların harika olmuş diyen mesajlar geliyor. Salih'cığım yine sağ olsun. Bayılıyor böyle şeyler yani. Bütün hani benle alakalı bütün bilgileri buralara böyle iletmeye bayılıyor. Teşekkür ederim ama evet, saçımı
beğenmesinin dışında insanın kendisini beğenmesi çok kıymetli bir şey ya. Bak beğendim. Ben de beğendim. Gitti böyle. Saçlar gitti, biraz daha kestirdim. Onunla birlikte ne kadar dert, keder, elem, tasa varsa onlar da gitti. Oh, şöyle bir kurtuldum. Yüklerimden hafifledim. Size de tavsiye ederim dolayısıyla. Program başlıyor. Efsina'nın sponsorluğunda. Gözümde nursun, başımda tacım, muhtacım. Beni öldür öyle git, yaşamak için senin sevgine muhtacım. Muhtacım gözlerine, muhtacım sözlerine. Uzattım ellerimi, muhtacım ellerine. Gitme. Gerçekten uzak bir rüyadayım muhtacım. Beni sensiz dünyadan, sonsuz rüyadan uyandır da git muhtacım. Muhtacım gözlerine, muhtacım sözlerine. Ruhumu ısıtacak sımsıcak nefesine gitme. Anlaşılmaz bir yanın var.
sessizce. Renklerin içinde, cennetin içinde, ölmek sessizce. Renklerin içinde, düşlerin içinde, doğmak sessizce. Renklerin içinde, cennetin içinde, ölmek sessizce. Yalın bir kargo şarkısıyla bizle beraberdir renklerin içinde. Devam ediyor. Yani gerçekten gelecek nasıl gelecek, hani vardı ya böyle bir söz. Bunu yaşıyoruz ve bazen diyorsun ki ne oluyor ya, daha neler göreceğiz acaba. Elon Musk, beyin çipi şirketi Neuralink, sadece düşünerek oyun oynayan ilk insanı canlı yayında gösterdi. Gördünüz mü o görüntüleri? Adam sadece düşünüyor ve oynuyor. Gibi değil. Düşünceyle. Yani hani böyle eskiden seyrettiğimiz o filmlerdeki, dizilerdeki şeyleri görüyoruz yani. Gerçeğini görüyoruz şu an. Çok heyecan verici ama bir taraftan da çok ürpertici bir şey tabii. Yani biz bunları gerçi hani böyle geçtiğimiz günlerde 1960'lı yıllarda o dönemin gençlerine sormuşlar. İşte demişler ki sizce 2000'li yıllar nasıl olacak diye. Böyle bir paylaşım yapmıştım Instagram'da. Beni takip edebilirsiniz, Pinarating diye. Bana çok tuhaf gelmişti çünkü yani 1960 yılında soruyor o zamanki gençlere ve 2000'li yıllarla alakalı olarak öncelikle şunu söylüyorlar. Daha büyük mutsuzluklar bekliyor diyorlar. Yani genel kanı buydu 1960'la alakalı ama ben mesela hatırlıyorum ya 1980'lerin çocukları olarak hani bize de bu soru sorulmuştu. Eminim şu an tabii ki yeni nesile de hani soruluyordur işte hani 2050'nin sizce nasıl olacak, 2050 yılı nasıl, 2100 nasıl olacak falan gibi sorular soruluyordur mutlaka. Bize okulda da böyle sorulduğu dönemleri hatırlıyorum ben ve böyle 2000'ler için işte o uçan arabalar, işte ne bileyim hani böyle robotlar etrafımızda olacak falan. Hep bir robotlar olacak durumu vardı yani. 1960'lardaki o röportajda da işte etraf robotlarla dolu olacak falan diyordu bir tanesi. Şaka maka işte artık onları görüyoruz. Yapay zekayı görüyoruz. Umarım korkutucu bir şey yaşanmaz yani bununla alakalı olarak. Çok tatlısınız ya bu arada. Bu saçlarla alakalı yapmış olduğunuz yorumlara teşekkür ediyorum. Hepsini aldım. Hepsini aldım. Çok sağ olun. Evet yani insan iyi hissettiriyor böyle şeyler. Yani bir yenilik minnacık bile olsa, hayatınıza yaptığınız en ufak değişiklik bile o günü kurtarabiliyor. O anı kurtarabiliyor. Ne bileyim o haftanızı belki kurtarıyor. Yani iyi hissetmenize, iyi olmanıza faydası sağlıyor bence. Yani benim için de aynı şey geçerli şu an. Görmedim ama Salih öyle söyledi diyorlar. Evet. Sağ olsun. Peki günün şarkısına şöyle bir bakalım. Günün şarkısında kim var? Sonrasında yeniden buradayız. Arış Pırlanta günün şarkısını sunar. Arış Pırlanta.
dedim ama hasretin ağır, gel de kurtar. Ben inanırım bu aşk bize umar, kimse edemez onu tahtından. Sana ben ezelden geldim lan, bir çağır hele bak bu yerde durma. O kara göze kaşa ben ki kurban, taşıyorum umudum aşkından. Şarkısını sundu. Tatlı tatlı, gel kavuşalım.
Tarkan'cığım sen istersin yapılmaz mı? Sen istersin yapılmaz mı? Yap bir güzellik. Ah ya, biraz böyle bu şarkıda şey de var. Yani çok uzatmaya gerek de yok. Aman ömür dediğin şey 3 gün. Yani ne gerek var? Yap bir güzellik. Gel konuşalım. Hallederiz. Oluruna bırak. Akışa bırak. Anda kalalım. Durumu var. Her ne kadar zaman zaman hani o anda kalmaya odaklansak da olmuyor galiba, değil mi? O olmuyor. Olur gibi oluyor, ondan sonra o hayıflanmalar içindeki bir şeylerin içini kemiriyor olması bazen tabii ki hani sıkıntı yaratabiliyor. Neyse, biz yine de şarkıya kaptırmış olalım kendimize. Ha, bir de bir şey daha var. Bence buna da kaptırabilirsiniz kendinizi. Bak, güzel olur bu. Şimdi pazarlama sitesi veya uygulamasında pazarlama adlı mağazadan alışveriş yaparsanız şayet, Kafa Radyo kupa ya da tişört hediye. Hediyeyi almanız için pazarlama mağazasından yapmanız gereken tek şey var. Hani sepete atıyorsunuz ya ürünleri. Onunla beraber hangisini seçiyorsanız o piti piti yapıp Kafa Radyo tişörtü mü yoksa kupası mı birinden birine ekliyorsunuz. Sepette kupa ya da tişört hangisini eklediyseniz onun bedeli düşüyor. Bu kampanya 31 Mart'a kadar devam edecek. Dolayısıyla hemen şimdi pazarlama sitesi veya uygulamasına girip pazarlama adlı mağazadan alışveriş yaparsanız Kafa Radyo tişörtü ya da kupasını bedavaya getirebilirsiniz. Ay, bu Almanca yalnız inanamıyorum, hala bugün bile mesajlar geliyor. Heute hast du die Sendung nicht mit Deutsch begonnen. Allah Allah. Allah Allah. Begonnen falan yani hani. Canım öğretmenim, biz daha past tense'e geçmedik. Geniş zamandayım ben. Geniş geniş yani. Daha acelem yok. Geniş geniş öğreniyorum. Öyle diyelim. Bakayım. Aldım Pınar'cığım. Aa, çok güzel. Kafa Radyo tişört. Bu arada tişörtler çok güzel değil mi? Hatta ütülüyorum şu an. İşte bu. Hem de 2 tane birden almış. Sevgili Ece, Kafa Radyo tişörtünü alıp bize göndermiş bile. Ay, harikasınız. Ay, bu ne güzel bir mesaj Tarık Bey. Çok teşekkür ediyorum Ankara'ya. Bu arada ikinci saatimde biliyorsunuz konuğum var. Sevgili Can Ozan bizimle beraber olacak. Sormak, söylemek, paylaşmak istediğiniz herhangi bir şey varsa. Salih gibi mesela Kadıköy'ü canlı söyler mi dedi ya. Belki söyler. Belki bir güzellik yapar. Neden olmasın? Ama sizin de varsa sormak istediğiniz, söylemek istediğiniz, yazmak istediğiniz Kafa Radyo'nun son postunda Can Ozan soru sor. Göreceksiniz hikayeler bölümünde. Orada göreceksiniz. Soru sorabilirsiniz benden hatırlatması. Arıyor gibiyim, ellerimde mumla, haklıydın güzelim, hepsi benim hatam. Seni öpüp de başıma koymadıysam, tenine esen o rüzgar olmadıysam, ilk görüşte yüzünü takmadıysam, benim hatam. Yaşanabilir böyle yalnız, su gibi geçer anlamazsın. Koşabilirim peşine düşüp ama bana yine inanmazsın. Akışta kaldım, çıkamıyorum. Yatağımda kokumla kıranıyorum.
zamanı değil. Böyle bir vakit olamaz zaten. Yut sözcüklerini, dil altında tutarsan ben vazgeçemem. Yok dermanım yok, yaklaştıran devrilir düşerim. Hiç olmamış gibi arka kapıdan sus olur giderim. Sanki tatmış gibi büyük aşkları, dökmem ardından söz yaşları. Değmesin sana taşları, kartal bakışları. Al senin olsun dünya, ben çıkamam kıyıya. Yüzdür kalbimi yakamaza, kapılmasın sulara. Al senin olsun dünya, atla hadi bir vapura. Değdir gönlüm maviye, köpük köpük aşklara. Şarkıda. Senin olsun dünya. Pınar'cığım, senin hediye ettiğin Prima Facie oyununu izledim. Çok teşekkür ederim. Ama oyundan sonra son kararımız, erkekler kapatılsın ya. Ay. O denli diyorsun yani. O denli. Evet, Prima Facie oyununa davetiye vermiştim ama önümüzdeki haftalarda mutlaka devam edeceğiz oyunlara davetiye vermeye. Bugün yok. Ne de olsa birazdan konuğumuz var çünkü. Sıkıştırmayalım. Verdiğimiz böyle oyunlar ardından yapmış olduğunuz yorumlar falan çok hoşuma gidiyor benim. Bazen böyle Instagram'da da ulaşıp oyun şöyleydi böyleydi çok eğlendik çok güzel bir oyundu diye böyle yorumlarınızı yazdığınız zaman da çok mutlu oluyorum. Erkekler kapatılsın yani ha. Ulm'den sevgiler. Seni hep iş yerinde çalışırken dinlerdim. Ufak bir enfeksiyon nedeniyle evden dinliyorum bugün demiş. Aa, geçmiş olsun. Aman diyeyim, dikkat ediniz kendinize. Fethiye'den kocaman sevgiler size de aynı şekilde. İyi tatiller. Müthiş, ne güzel. Sıcacık görüntüler var. Gerçekten bugün böyle güneş galiba hepimize yaradı. İyi geldi yani. Aman ya, şöyle hani artık baharı gerçekten hissedeceğimiz zamanları yaşayalım. Hala mesela ben leylek göremedim. Bu
ne olacak bilmiyorum. Öyle de bir dilek diledim ki. Yani çok büyük bir anlam yükledim bu sefer Martin'i çıkama. Benim bu Leyla'yı görmem lazım yani. Varsa hani gören haber versin. Pınar geldiler geldiler desinler en azından. Birlikte göğe bakalım ondan sonra. Boracığım, Durancığım, canım benim. Bora'nın şarkısıyla devam edelim. Yoktun sanki oradan buradan gelip geçen yolcu gibi gündüz gece arandım hep aşık sandım kendimi. Bedende seni koklamak
acı veriyor. Acı veriyor yeni bir güne başlamak. Gözlerimdeki yaşı saklamak. Her bedende seni koklamak. Acı veriyor.
havasıdır. Ümit aşkın rüyasıdır. Seviyorsun, hayır deme. Gözler kalbin aynasıdır. Seviyorsun, hayır deme. Gözler kalbin aynasıdır. Gözler kalbin aynasıdır. Yalan nedir bilmez onlar. Siyah mavi yeşil olsun. Aşkı inkar etmez onlar. Gözler kalbin aynasıdır. Yalan nedir bilmez onlar. Siyah mavi yeşil olsun. Aşkı inkar etmez onlar. Gözler kalbin aynasıdır. Yalan kopya çektim, haberin olsun. Tamam. Önceden yaptığımız programdan ötürü. Evet, ya, bir nihayet diyebiliriz galiba. Çünkü Aralık'ta falan bir konuşmuştuk falan derken en nihayetinde bugüne kısmet oldu. Can Ozan bizimle beraber, hoş geldin. Hoş bulduk. Vallahi çok tatlı bir yer burası. Onu da söylemeden geçemeyeyim. Mimarisi falan da çok güzel. Dinleyenler için tasvir etmek gerekirse çok tasteful bir yer. Doyuruyor değil mi, böyle hani gözü doyuruyor. Evet evet, kesinlikle diye. Böyle hani Amerika'da bir yerde bir radyoya gelmişim gibi hissediyorum. Aa, yani ne burada. Tatlısın ya, ne güzel. Şimdi bir de hava da güzel ya, şansına. Hava da güzel. Biz böyle yaz döneminde, işte bahar böyle iyice ne daha da bir cıvıl cıvıl olduğu anda genelde zaten dışarıda takılıyoruz. Evet işte. Evet, kesinlikle sonra, bahçeli mahçeli evet. Bir yer böyle mis. Havuzlu bahçeli öyle. Benim annem babam da bu taraflarda yaşıyor bu arada. Öyle mi? Aynen, Beykoz aralarda tarafında. Geliyor. Beykoz zaten böyle bir yer. Tabii, aslına bakarsan. Bol, dolayısıyla bol da. Bol ağaçlı. Ender diyelim hani kalabilmiş. Tabii İstanbul'un tek ağaçlı yeri. Ender kalabilmiş yerlerde. Hoş geldin ve. Hoş bulduk. Bakarsan şimdi sen uzun zamandır aslında müzikle uğraşıyorsun. Tabii. Ama ben seni ilk kez konuk alıyorum. Tamam. Bence bir sorun yok. O da sizin ayıbınız artık, bilmiyorum. Aa, niye canım ayıp olsun? Yok be, şaka. Şey, 2000
2015'te mi ilk çıkmıştı şarkı? Ben aslında 2010'lardan beri YouTube'dur, SoundCloud'dur falan yüklüyorum şarkıları. 2015'te ilk albüm olarak Spotify'a yüklediğim için, hani o daha bir resmi saydığım için onu, genelde Miyeng Taşı'nı oradan alıyorum yani. Evet, ama sonrasında yaptığın Deniz Tekin'le beraber yapmış olduğun şarkıyla daha da böyle bir popülerlik başladı. Aynen. Asıl Miyeng Taşı da olur bu arada yani, sonuçta bir ciddi bir şekilde dinlenmeye başladığım hani an odur yani, Deniz'le yaptığımız Transatlantik. Evet, ve sonra belki de bir şeyin kilidi açılmış oldu. Ve evet, ben baktım ki olabiliyor ve büyük emek harcamaya başladım bu işe. Ya zaten harcıyordum da. Ama tabii bir şeyler olmaya başlayınca insan daha çok hani demek ki daha bir asılmak gerekiyor. Ya tabii işte yani neyse, ne yöne gideceğimi anladım. Yönünü sektörel buluyorsun. Anlamda en azından. Hani Spotify'a tamam, o zaman ben devamlı buraya atayım şarkılarımı falan gibi bir şey düşünmeye başladım. Ve tabii tahmin edemiyorduk Spotify'ın o zamanlar bu kadar büyüyeceğini. Yani ben bakıyordum mesela, atıyorum Duman'ın 110 bin aylık dinleyicisi vardı. Ve ben böyle hani Amerika'dan işte İngilizce artikelleri falan okuyup Spotify kaç para veriyor işte stream başına falan diye bakıp böyle bir hesaplıyorum. Ulan Duman bile çok az para kazanıyor gibi bir şey çıkıyordu o zaman, hani 2017 yılında. Ama ya, tabii. Ama matematiksel zeka süper yani. Hemen olay para, hani dur bakayım buradan nasıl para alıyorlar. Hayır, ben o sırada asgari ücretle çalışan biriyim. Ve hani ne hemen. Ne iş yapıyordun? Post prodüksiyonda çalışıyordum. Ha. Reklam, dizi, film falan sesleriyle zaten uğraşıyordum. Zaten ondan mezunsun değil mi? Reklamcılık okudun diye Reklamcılık okudum. Sonra ses mühendisliği master yaptım. O sırada da işte çalışıyordum. Karabalık'ta sevgili Umut patronuma buradan selamlar. Dün de bizdeydi. İyi miydi kötü müydü bilemedim şu an. Hani. Yok, mükemmel. Ben çok sevdiğim bir dönem yani. Asgari ücretle çalışıyordum. Buradan selam olsun diye. Aynen. Ne yapsın canım adam yani orada. Ben de, ya bana bir sürü şey öğretti yani, onun karşılığıdır o sonuç olarak. Orada tricky nokta şu ki, hani ben hemen sadece müzik yaparak para kazanmanın peşindeydim yani. Hani genelde böyle bir şey olmuyor mu zaten? Hani biraz şipşak durumu yok mu şu dönem? Bir daha çabuk her şeye ulaşma isteği. Tabii benim açımdan çabuk değil tabii, ben 15 yıldır zaten uğraşıyordum o dönem. Hani ben 2003'te çünkü ben şey dedim yani, ben müzik yaparak para kazanacağım. Herkes olur mu öyle şey? Kaç yaşındaydın yapamazsın bu sırada? Falan 13 yaşındaydım. 2003. Hayır, yani şey için diyorum, ciddi bir karar değil mi bu 13 yaşında birisi için? Ben şuradan paramı kazanacağım diyebilmek bence bir çocuk için, yani çocuk hani ergen çocuk için önemli bir karar. Ya tabii ben o zaman onun önemin yani onun ağırlığını bilmiyordum ama. Hani net emindim ya, ben daha ölene kadar bunu yaparım ya falan gibi bir hissiyatım vardı yani. Ve tabii orada doğal olarak bir ailenin ilk tepkisi şey oluyor yani. Desek olur mu öyle şey? Çok. Hani, ne? Nasıl yani? Bir de yıl 2003 yani, hani müzikten çocuğum, para kazanan kaç kişi var yani zaten. Çocuğum hani başka böyle meslekler falan. Aynen. Olur mu? Babam avukat olayım istiyordu zaten. Ha. Babam da avukat. Ha, öyle yani. Çok normal olarak normal. Tam bir Türk aile yapısı. Peki sonra inada bindirdim ya. Yani. İnada bindirdim. Zaten başka bir şey de yapamıyor. Yani ilgimi asla tutamıyordum yani. Hani ders çalışmaktır, bilmem nedir, vırdır zıvırdır. Yani sadece müzik yapmaya olan bir ilgim var. Dolayısıyla radikal bir şekilde müzik yapıyordum. Yani günde 6-7 saate varan oranlarda gitar çalıyordum yani. Dolayısıyla, gitar peki hayatına kaç yaşında girdi? İşte 2003'te. Ha, o da 2003'te girdi ve hemen beste falan. Ben dedim yapan. Bu ya, hani buldum gitarla bir şeyler yapmaya başladım. Allah Allah. Zaten işte Duman falan dinliyordum bir sürü, ablam sağ olsun Radiohead falan dinletiyordu bana. Ayna dinliyordum o zamanlar. Kıraç falan da dinliyordum demin bayağı. Demin geldiğinde de söylediğin ilk şarkı. Aynen. Ayna değil miydi? Aynen. Onu anonim diyelim o şarkıya biraz daha. Gurbette yorgun diye. Aynen, bir anda öyle girdim içeri odaya. Bu arada çok şeker. Yani hemen söylemek isterim sevgili dinleyiciler. İnanılmaz güzel bir enerjisi var Can Ozan'ın. Teşekkür ederim. Ya şimdi niye bunu söylüyorum biliyor musun? Adam böyle yani şarkılarına baktığında of Allah'ım ne büyük dertler ya Rabbim ne sanki büyük acılar. Sanki evde her gün bileklerimi kesiyormuşum yani, gibi bir hava var. Ama yani girdiğin andan itibaren böyle bir can mı diyeyim, ne diyeyim, böyle bir ne diyeyim, Ozan mı diyeyim, Can mı diyeyim? De isteyin. Hangisini diyeyim?
Bilmem. Cano. Cano. Can Ozan, Can. Ramazan, bilmiyorum. Böyle şey hani farklı bir neden enerjisi var ve o enerjiyle tabii ki ha, bu çocuk normalde böyle hani sadece aşk acısı çeken ya da aşk şarkıları yapan bir çocuk değil dedirtiyor. Evet, evet öyle öyle de beklenti oluyor. Yani insanlar şarkıları şey müzik ya, sen mutlusun falan. Aa, nasıl mutlu ya? Çocuk. Bu mutlu. Demek ki yalan söylüyor falan. Şarkılarında bizi mi kandırıyorsun falan. Hayır arkadaşlar, insanlar devamlı farklı duygulara girerler yani, bu çok normal bir şey. Peki, geliyor bana. Peki modun hızlı değişir mi yoksa? Modum hızlı değişir. Hmm. Aynen. Yani bipolar teşhisi koymak istemem şu an kendime ama. Hani modum hızlı değişir yani. Koyma bence de ya, aynen. Gerek yok aynen. Şimdi. O kadar hızlı da değişebiliyor diyorsun. Değişir. Yani zaten değişmese belki de bu değişimler ani böyle gelgitler bu şarkıları sana yaptırıyor olabilir tabii mi? Tabii tetikliyor yani, ne kadar ne kadar bipolarsan o kadar sanata yatkınsındır diye bir şey var bence yani. Peki arkadaşların seni nasıl bilirler yani, hani bir de onların gözüyle duysam acaba Can Ozan deyince onlar ilk söyleyecekleri sence kelime nedir seninle alakalı? Doğal. Doğal derler. Salak salak espriler yaptığımı söylerler. Ondan sonra böyle şeyler derler yani. Peki şimdi... Birazdan canlı performansta, gerçi sesinden bir küçük operasyon geçirdiğini duydum. Evet, ameliyat oldum 5 gün olsun. Önce ama bayağı hızlıca iyileşti yani. Ne güzel. Evet, dün de konser verdim, hani zannediyordum ki çok pert olacağım falan diye. Hı-hı. Gayet de iyiydim, bir şey yok. Evet, ben de daha enerjin de düşük olur diye düşünmüştüm açıkçası, evet. Ama sonra aslında düşüktü, bayağı migren ağrılarıyla geçirdim 5 günü de şu an iyiyim yani. O zaman bize birazdan böyle bir tatlı küçük sürprizleri de olabilir sevgili. Tabii ki efendim. Canın diyelim, evet, o halde. Muhteşem bir gitar getirdiler bana çalmam için. Ayıp olur. O gördüğün gitar ayıp yok olur. Yok yani. Radyomuzda yok yok. Bir küçük ara verelim, ondan sonra yeniden sohbetimiz devam edecek. Kederimden aynalarda yürüyorum.
Kafa Radyo'da devam ediyoruz sevgili Can Ozan'la sohbetimize. Hello. Duyuyor musun sesini? Aha. Ha. Demin takmamış mıydın sen? Taktım. Ha. Yo deyince ben de şaşırdım bir anda. Bu şarkı üzerine tabii ki konuşalım isterim. Çünkü sanki böyle bu şarkı daha da böyle bir büyüdü. Daha da bir büyüdü. Sen ne hissediyorsun bilmiyorum. Tabii canım ya, benim kariyerimi 2-3 katına çıkardı yani tek şarkı olarak. Var mı daha böyle şarkılar peki? Güvendiğin ve yani çıkınca... elimde güvendiğim şarkılar var ama böyle olur mu bilmiyorum. Hmm. Hani bunu bilmek çok zor. Bunu da hissetmedin mi mesela çıktığında? Hissettim. Yok, çıkmadan zaten hani ya bu şarkıyı yapışım 2023'ün başları. Ve tabii kime dinlettiysem zaten bu tepkiyi alınca anlıyorsun artık. Ya bir de kendi tahminlerim de artık gelişti bayağı. Hani tecrübe var sonuç olarak. Bu şarkının kesinlikle çok dinleneceğini biliyordum ama bu kadarını bilmiyordum yani. Hani benim yine beklentilerimin bayağı üstüne çıktı. Hatta biz böyle iddiaya gireriz hani. İşte ben derim ki yok abi tapeliğe girer ama hemen çıkar derim. İşte bizim menajer der ki olur mu bu bir olacak abi söylüyorum sana falan diye böyle iddiaya gireriz bir grup içinde insanlarla. Çok güzel bir şey ama bu. Aynen, öyle eğlencesine yani aynen. İşte birinci olursa sana işte döner ısmarlayacağım falan saçma sapan şeyler oluyor. Çok döner yemişsindir o zaman bu evet. Şarkıdan. İşte ben birinci çok olmayacağını düşünüyordum yani aslında. Bu şarkının. Aa. Aynen. Ya ben tapeliğe girer biraz durur düşer diye tahmin etmiştim. Hmm. Bir oldu yani bir numara oldu. Evet, bizde de bir numara şimdi. Gerçi şey yaptı hemen. Siz biraz geç kaldınız ama dedi. Hani. Aynen. Şeyde peki, falan. Bir şöyle birazcık canlı dinlesek ya. Dinleyelim tabii. Sesin bence çok iyi. Ameliyat başarılı geçmiş. Ameliyat başarılı geçti buradan doktoruma teşekkür ediyorum. Doktor edasıyla koymuş. Ameliyat iyi geçti. Sesi güzel, mükemmel. Yes. Acaba neler olacak şimdi? Yes, bir tane... Ozan Buğra diye bir arkadaşımla birlikte yaptığımız bir şarkı var. Sözleri ona ait. Birlikte kaydedeceğiz falan. Birlikte yayınlayacağız söyleyip. Onu bir çalmak isterim. Tabii. Geçmişle yandı başıma bugünü nasıl taşır kalbimdeki yalnızlık boğazıma ulaşır ararken geçti ömür ah bu diyenliğin nesi bir tek kalbimin sesi bir cevaba ulaşır bu dünya bir rüya rüzgar gibi bitecek şimdi bitecek şimdi geçmişle yandı başıma bu günü nasıl taşır kalbimdeki yalnızlık boğazıma ulaşır ararken geçti ömür ah bu diyenliğin nesi bir tek kalbimin sesi bir cevaba ulaşır bu dünya bir rüya gibi
çiçek hepsi. Bir rüzgar gibi bitecek şimdi, bitecek şimdi. Ya bir dakika. Beğendiniz mi? Güzel. Bu sözler kime ait? Bu Ozan Buran'ın. Ben ne yapmak istedi? Ben de gurur duyarım dedim yani. Epey güzel. Bence çok de. Hoşuma gitti. Bayağı iyi beste. Şimdi bunu işte bu bestenin hakkını verecek şekilde kaydedip o aranjesini ona göre yapmamız lazım yani. Eğer düzgün yapabilirsek belki bu da tapelliye girer. Bilmiyorum. Girer. Ya tapelliye giren... Ya sözler bir kere yani çok çok güzel olmuş. Evet. Başka bir şey denmiyor değil mi? Güzel yani. Bayağı iyi bir şarkı. Evet. Hani çok etkileyici, hayatla ilgili çok derin. Çok derin. Tınlıyor yani. Çok. Ay evet. Geçiyor mu ama ya? Ha? Ne oluyor? Geçecek mi hepsi? İşte geçecek, geçecek, gidecek, bitecek, toz olacağız. Ooo sen bayağı toz olacağız falana dön. Ooo başka şarkı, başka. Ben onu anlıyorum. Siz işte, neyi anlıyorsunuz öyle, acaba? Öyle, gerçekten yani hiç öyle yani küçük bir şarkı değil bu. Bayağı geniş ve düşünülecek bir şarkı üstüne. Çok beğendim. Bence ilk 50'nin o neyse artık işte tapu falan olur bu. Evet. Bence hani bunun da ekmeğini yersin. Ekmeğini yeriz inşallah Ozan'la birlikte. Ekmeğini yersin aynen. Bu şarkının da. Aslında tapelliye girmek genelde bir şarkının iyiliğiyle ilgili olmuyor. Yani öyle bir şey var. Şimdi onu soracaktım aslında. Evet. Başka dinamikler var yani. Yani neye göre aslında bakarsan biraz da. Bazen çünkü hani bakıyorsun şarkıya, bu şarkı mı? 50'nin içinde dediğin şarkı evet. Yok mu? Ya top 50 işte en iyi 50 şarkı demek değil. En çok dinlenilen 50 şarkı demek. Dolayısıyla ya kaliteyle bir ilgisi yok mevzunun. Mevzunun ne kadar tetikleyici olduğuyla ilgili olabilir. Ya da ne kadar sivri dille olduğuyla ilgili olabilir. Yani ne kadar ön plana... Hani neyi şöyle... ön plana çıkarmak istediğinle de alakalı galiba. Yani sanatçı bazında bakınca. Hani kimisi çünkü sözleri ön plana çıkartıyor. Kimisi müziği. Kimisi de o magazinel olabilir. Evet aynen. Daha popüler. Skandallı bir şarkı olabilir. Aynen. Çıkacak bir şeyleri bulmaya çalışıyor. Evet. Ciklet'ten çıkan sözlerle yazılan hani bölümleri olabiliyor tabii, o şarkıların. Tabii aynen. Onlar da hani... Evet. Hala, bazı şarkılar harbiden gidiyor. Yani bazı hala şarkılar virüs gibi gerçekten yani beynine kazınıyor, tekerleme gibi dediğimiz. Bravo. O bazı pop şarkıları. Geçen hatta bir yerde bayağı söylediğim bir şarkı var vardı. Var mı senin de öyle? Yani hani ne, benim kendi yaptığım mı? Kendin için demiyorum yani hani mesela benim aklıma kazınan. Bu neden söylüyorum ben bu şarkıyı ya da niye takıldı bana bu şarkı dediğin şarkı hani tabii, tabii, beğenmediğin var. Halde bile hani var mı? Var var. Ne? Yani beğenmediğim şimdi demeyeyim onları. Niye? Ayıp olur yani. Kime? İşte ne bileyim yapan insana. Aman. Aman. Ya ne bileyim ben çünkü hani yargılamam şarkıyı hiçbir türlü. Yani ben sevmesem bile okeydir yani benim için. Şöyle daha doğrusu şöyle diyeyim yani. Nefret ettiğim bir şarkı olmadı böyle ağzıma takılan. Hani az çok sakız gibi sevdiğim şeyler var yani. İşte o neydi o geceler aram oldu bak bu aralar. Geceler aram oldu Zehrin bak. Zehrin Özer aynen. Ya bu şarkı ağzıma büyük takıldı yani. Hani aylardır o şarkıyı kafamdan atamıyorum. Aynen. Kafamdan ya, atamıyorum. O ve benzeri şarkılar hani şey de güzeldi o çıktığı zaman. Ne? İşte yavrum kaldır kollarını teslim ol. Etre bangır bangır aynen. Bangır bangır çıktığında sen herhalde 10 küsürlerde bir şeydin. Ben 33 yaşındayım ya. Ne alakası var? Aa, bangır bangır kaç yaş? 20 yıllık şarkı yoktur. Hayır ya ne yaptın? Yoktur. 2014 falandır. Ne yaptın şarkı. Diyor ya. Ne yaptım ki? Eski bir şarkı gibi hissettiriyor bana diye. Olabilir klasiklerden. Aynen. Peki sana klasik. Ay gitti gitti gitti. Ay gitar gitti. Ama ben bir şey yapmadım. Tamamen onun. Tamamen. Bak çok yazıktır Taylor o. Çok önemli bir gitar. Ben de biliyorum.
Birazdan o... Günümüz Türkiye'sinde çok da değerli bir gitar yani. Birazdan o gitarla bir şey daha dinleriz. Şu an yani. Değeri artıyor gitarı. Hani bu program başladığından beri değeri arttı. Bak orada görüyorum zaten euro 35.12 aynen. diye. Aynen arkada ekonomi kanalı açık. Her an görüyoruz o gitarın değerinin artışını. Her an artıyor değeri, her an. Peki sana şeyi sorayım o zaman. Şimdi yeni nesil bir isim olarak soracağım. Hani böyle bir bitmeyen ve tükenmeyen 90'lar var ya. Hani, evet. Sen mesela hani bununla alakalı ne düşünüyorsun? Hani dinlediğin var mıdır? Sever misin 90'lar? Ya severim da... tabii canım. Ben ayırmam ya. Hani daha çok severim falan dediğim bir şey yok. Yani 2000'ler daha iyi falan demiyorum. Hı-hı. Ben bütün yılları dinlerim yani. Ben 50'leri falan dinlerim. Hani 60'lar Bob Dylan'ı falan da dinlerim. Evet. Ben bu asıl düşündüğüm bu konuyla ilgili Türkiye'deki bu 90'lar şeyle özellikle comeback'iyle ilgili aha. düşündüğüm bence ya Türkiye'de toplumsal hafıza çok hızlı çürüyen ve unutulan hani bir yapısı var ya. Özellikle gençken gittiğin yerleri şimdi bulamazsın mesela. Ya hafızaya baktığın zaman zaten 3 temel öğeden tetikleniyor. Bir koku, bir mekan, bir de şarkılar. Yani bu kadar hafızayı tetikleyen başka bir şey yok bence. Hani anıları bu kadar geri getiren yani mesela bir kokuyu aldın mı hani o 20 yıl önce o spesifik kokuyu aldıysan oraya gidersin ya. Şarkı da böyle bir his yapıyor. 20 yıl önce senin o çocukluğunda aynen. çok dinlediğin o şarkıyı dinleyip. Geçen bir sevgili sanatçı sözünü kesiyorum. Çok, konuğum olmuştu sevgili Yonca Lodi. Dedi ki şarkılar time machine yani evet. zaman makinesini çok evvel bulmuş bir şey evet. dedi yani gerçekten. En yakın şey o yani gerçekten. Aa, evet yani hangimiz gitmiyor ki bir anda tabii. hop buluveriyorsun çocukluğunda kendini atıyorum 90'lar için diyorum 80'ler evet. için. Özellikle çocukluğunda aha. bulmanın çok derin bir etkisi var yani. Değil mi? Bir evet. anda ışınlandın evet. ve oradasın. O dönem yani. Dinlediklerin çünkü çok daha yer etti büyük ihtimalle. Hani 13 yaşında 15 yaşında dinlediğin şeyler büyük ihtimalle çok yer ediyor ya insana. Hani. Ailede ne dinlenirdi mesela? Tabii ailede bizim ya babam Deep Purple falan da dinlerdi ama daha böyle bizim aile sülale ekibinde yani hani dayımlar falan. Dayım da gitar çalar bu arada. O gitar çalardı işte bizim Udi Yurdal abi var. Değerli bir sanatçıdır Yurdal Tokcan. Hı hı. Ünlü bir UD'dir Türkiye'de. Böyle evde takılınırdı yani. Onlar genelde Ezgi'nin günlüğü, yeni türkü falan tarzı şeyler çalarlardı. Sezen Aksu'lar, işte Haluk Levent, Kıraç'lar bilmem Ayna falan gibisinden. Hı hı. Ve bir sürü daha. Bulutsuz Özlemi falan gibi. Ondan sonra ha demin bahsettiğim konuya gelecek olursam hı. şey diyecektim. Türkiye'de bu üç öğenen zaten bir tanesi mekan hani kalmıyor ya yani çocukluğunda gittiğin hiçbir yer kalmadı ya şu an. Ya üstüne AVM yapıldı ya da mekan kapandı bambaşka bir şey oldu yani. Hı-hı. Hiçbir yer kalmıyor. Dolayısıyla koku zaten hani çok bulabildiğin bir şey değil. Eski anne yemeği bilmem ne o da kalmıyor pek falan giderek. Hani hamburgere dönüşüyor her şey. Ve sonuç olarak geriye bir tek müzik kalıyor geçmişi hatırlatan. Ben Türkiye'de özellikle bu kadar hani ön planda olmasının sebebinin biraz da bu olduğunu da düşünüyorum. Bir videoda gördüm bunu tamamen benim fikrim değil de bir tane böyle bir ama çok sosyolog birisi söylüyordu. Evet. Çok doğru. Çok bence güzel de çok tespit doğru. Bu. Evet. Ve dediğin gibi yani düşününce çoğu da kalmadı yani. Evet o işte. Gittiğin mekanlar. Hiçbiri yok ya benim gittiğim bizim çocukken gittiğim ya çocukken bile değil yani üniversite yıllarımda gittiğim hiçbir mekan yok şu an. Ne acı ya. Evet. Aslında ne kadar kıymetli bir şey. Mesela evet. benim yani lisedeyken gittiğim Yeşilköy'de böyle bir pizzacı vardı. Çok bilindik bir pizzacı yani. Ve üstünden çok zaman geçti. Yaşla ilgili şey yapmayalım. Ondan sonra geçenlerde gördüm böyle dedim ki aa duruyor. Nasıl bir mutluluk anlatamam evet. sana. Dilim pizza yani böyle duruyor böyle, aa falan diye böyle. Evet. İnanılmaz bir şey gerçekten. Aradım o dönemki böyle ortaokul arkadaşım. Dilim pizza duruyor falan diye böyle. Çünkü o oradaki sufleyi bilmem neyi oradaki muhabbeti bir anda hop oradasın yani. 15-14 evet. yaşındasın 16 yaşındasın yani. Evet. Yer çok kıymetli. Koku dediğin gibi zaten. Artık kesinlikle. Anne yemeği diye bir şey var ama yani. Ya var ama giderek hani çok değil. Hızlı değişiyor her şey ya. Ya bir de böyle hani vahşi kapitalizmin olduğu ülkelerde bir tık daha hani eski kültürler kalamıyor yani. Hiçbir ekonomik şey bulamıyorlar. Hmm.
Hani atıyorum Kadıköy sineması da kapanıyor falan gibi yani. Bazı şeylerin kapanmaması lazım. Tek tük durması lazım ama geldi anlat işte kültür yamyam bir şekilde devam ediyor. Pac-Man gibi diyorsun. Aynen Pac-Man gibi yiye gidiyor. Kısa bir reklam arası. Dönüşte canlı yapalım mı Kadıköy? Kadıköy mü? Valla. Başka bir şarkı yapmayalım mı? Ya yapalım. Aklımda başka bir şey vardı. Öyle mi? Hmm. O istek aldı diye dedim. Öyle mi? Tamam. Böyle acık onu, acık onu. Acık onu, acık onu yaparız. Tamam peki ne istiyorsan tamam. Şey yapmayayım, sınırlamayayım. Geliyoruz. Ve Can Ozan'la sohbetimiz devam ediyor. Canlıyla döneceğimizi söylemiştik. Yes. Hadi o zaman döndük. Yes. Hadi bakalım. Saralım bu şehri bakalım. Ay bir dakika, bu bir tane düştü ya demin. Akoru bozulmuş. Akorunu yapmam lazım. Özür yaptı ya. Vallahi özür yaptı. Bu arada diyor ki hafızayı tetikleyenlerden en başta insan oldu diyor. Dolar ne kadardı, ne kadar oldu diye. Biz de demin ondan bahsediyorduk. Ah 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 sormayın. Ben Öztürk listede birinci olursa Can'ın canlı söylediği şarkı yes. Döner ısmarlasın demiş. Döner mi? Döner, biz ısmarlayacağız. Zaten açız ya, dur. Deminden açız açız deyip duruyor. Deminden beri et. Hayır şimdi Efsina'nın setinden, güzel bir setinden verdim. Gördü. Aa ben bunun üstüne şimdi dedi böyle güzel bir mühürlerim et. Antikotun üstüne çok iyi gider o. Yaprak tuzu kesinlikle kullan. Ondan sonra da acıktım ya dedi. Tamam dedim, döner gelsin o zaman. Aynen. Aynen öyle. Evet, nasıl oldu mu? Oldu, yaptım. Tamam. Ses mühendisi arkadaş Şirmen çat diye yaptı. Sar bu şehrin başı.
kadar uyan, ona uzat. Şey, mikrofonu açmayı unuttum ben de. Nasıl? Çok... Hayır canım. Ha, çalarken sen... değil değil mi? Ben konuşmak için kendim mikrofonumu açmayı unuttum. Evet, tamam. Çok etkileyici bir performansı var ya. Çok... Teşekkürler. Gerçekten. Diyor ki sabahtan beri Can'ın Toprak Yağmur'a şarkısını döndürüp döndürüp duruyorum. Uykudan bu şarkıyla uyandım. İşte olur ya böyle hani. Evet. Bende de çok olur o. Böyle bir şarkıyla uyanıp kalırım. Evet. Ben Mitski'yle yaşıyorum onu bu ara. Mitski diye bir sanatçı var. Bu ara full devamlı dönüyor kafamda onun şarkıları. Ay ne güzel işte ya. Aslında son bir yer ediyor işte hayatımızda bir şekilde, evet. O şarkı. Neyse artık hangi şarkıysa. Evet, bir bilinç altında bir yere vuruyor yani. Saçma bir şeyle de uyanabiliyorum ben yani. Tabii o da tavukları oluyor. Pişirmişim falan diye. Aynen. Gerçi onun Bahar dizisiyle alakası olabilir. benim de bugün için bu şarkıyı söyleyebilir mi diyor. Ha? Söyleriz. Ha? Şu an mı? Yani ne zaman, başka ne zaman olabilir? Birazdan program bitecek. Bitecek mi? Ha, tamam. Hadi söyleyelim bakalım. Toprak yağmura ben sana aşık olduk yeniden. İmkansız gibi görünen bu mesele girdi aklıma her gece tanıdık bir melodi. Sen miydin sebebi? Söylesene. Bir kadın gelir, değiştirir seni. Alıştığın o sen kararlı şeklini, yüz binlerce yıldır böyledir gider, suyun kumsala vurması gibi, vurması gibi. Ve gök ağladı her sabah, ben kayboldum yeniden. Şu camlardan süzülen tane tane ve hep uykuya dalmadan düşündüm geceleri. O yazdığın dizeleri ezberimde. Bir kadın gelir, değiştirir seni. Alıştığın o sert, kararlı şeklini, yüz binlerce yıl böyledir gider, suyun kumsala vurması gibi,
olması gibi. Can Ozan, çok teşekkür ediyorum. Ne demek, ben teşekkür ederim. Müthiş bir program oldu gerçekten. Döner için de ayrıca. Ve bu kadar için. Mı bozulur ya? Bu kadar mı bozulur? Çok seviyorum ya bu moddan böyle. Çat diye bambaşka moda attı bize. Aynen. Ama, bu bir roller coaster gibi. Evet. Hayat bir roller coaster. diye. Dün, yoksa o dün, palyaço sen misin hani demin bizi yordun. O palyaço benim doktor bey. Dün de işte şeyde konser verdik Gazhane'de. Bayağı da kalabalıktı, çok teşekkür ederim gelen herkese. Var mı yakında başka en yakın ne var? Bostancı var, belki bir belediye konseri daha olabilir. Orada da şey ezan okunacağı için işte konser tam başladıktan 10 dakika sonra ara verdik. 4 dakika falan işte ara vermek zorunda kaldık. Hı-hı. Şey orada da Soğuk Savaş esprilerim var benim, bir listem var. İnsanlara onları yaptım. Muhteşem bir böyle çok depresif bir şarkıdan sonra mum ışığında çok romantik falan. Bir anda işte Karadenizlerin işte bilmem ne markası nedir diye saçma sapan bir soruyla. Ama moddan olduğu gibi çıkartmış oldun. Neyse yani. Evet. Valla bayağı etkilenmiştim ben. Halbuki ne güzel konuşacaktım be. Üf. Evet biraz şey oldu, pardon. Bu arada şey demiş, bak çok hoşuma gitti. Evren'e sanırım hani mesaj göndermiştim diyor. Radyoyu açınca şok olmuş seni canlı canlı duyunca. Öyle mi? Evet. Güzel. Cansınız, çok teşekkür ederim demiş. Program bitti, ben de sana çok teşekkür ediyorum. Ben de size teşekkür ederim. Herkes birbirine teşekkür etsin. Edelim. Aynen, kapalı alanda gözlük güzel takan bir şey biri var yanınızda. Tamam, sen de bir şeyler söyle canım, Allah Allah. Ben de bir şeyler söyleyeyim. Bir de güzel bir şeyler söyle değil mi? Doğru. Güzel bir şeyler söyleyeyim. Bir sürü güzel şey söyledim ya geldiğimden beri, yok dekor çok güzel, yok işte bilmem ne. Ben de çok keyif aldım, güzel bir sohbetti. Çok sağ olun beni çağırdığınız için. Bir daha da yaparız inşallah, geliriz. Bir daha da bir diye. Daha da davul, gelirim bu arada. Bir daha da gelirim. Ay. Bir dahakine nasıl tuzlarla karşılaşacağım acaba? Canım her seferinde tuz mu vereceğim sana? Evet. Allah Allah. Tabii ki de. Şimdi bir kere alıştırdınız beni artık tuza. Bir de bu haber Violet. Versen bana. Evet. Böyle şeyli Frank üzümü ekstraktı. Hı-hı. Bir daha geldiğimde değişik aromalar bekliyorum. Aa, artık. Bilmiyorum. O kadar çok çeşit var ki. Ben sana bir de acılısını vereyim onu. Şarkılarımla güzel gider. Aynen öyle. Mı? Acılı acılı şarkılarla. Acılı acılı şarkılarla. Aynen of, öyle. Fena yaparız ya. Can hadi görüşürüz hadi bence. Hadi güle güle. Bay bay.